daha önce de kitapta yer alan, kitapta yer verdi. Benzeri finansal ticari ilişkilerinin bir parçası olan bir iş insanı savcına suçüstü bulunmuştu. Kitap sakıncalı, bu kitabı toplatın acilen ve imha edin demişti. Şimdi de bir başka suç duyurusunda daha bulunulmuş. Bu sefer isimler yine kitapta yer verdiği Venzi cemaatinin TÜMSİAD isimli iş insanları örgütlenmesi olan TÜMSİAD Derneği'nin üyesi iş insanları iki farklı isim yine suç duyurusunda bulunmuştu. Zekin Yayın Evi'ni genel yayın yönetmeni Elif Akkaya'yı ifadeye çağırıyorlar. Elif Akkaya'ya benim kimliğim hakkında sorular soruyorlar. Elif Akkaya yine öğreniyor ki karakolda sadece ben ve Zekin Yayın Evi'nin genel yayın yönetmeni değil, kitabın editörü dahi şikayet edilmiş ve soruşturma dosyasında yer alıyor. Kitap basılalı yaklaşık 7-8 ay oldu. 5. 6. baskıyı yaptı ancak cemaatin mensupları, cemaat hala bu kitaptan rahatsız olmaya devam ediyor. Kitabı yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kitap basıldığından beri sayısız tehdit aldım, ölüm tehdidi aldım. Seni döveceğiz, öldüreceğiz, seni keseceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız dediler. Hepsini savcılığa ilettim. Hani hiçbir suç duyurusu var. Bile isteye işlem yapılmadı. Bu şahısların kimlikleri dahi bile isteye tespit edilmedi. Kitap olan kimleri devam ediyor. Hukuk yoluyla geri adım attırmaya çalışıyorlar. Hukuk olarak tanıdık taktiklerle bunu yapıyorlar. Fethullahçıların taktikleriyle bunu yapıyorlar. Bu şekilde yıldırmaya, korkutmaya çalışıyorlar. Ancak bizim korkulacak hiçbir şeyimiz yok. Mevzi cemaati milyarlarca liralık bir finansal, ekonomik büyüklüğe sahip milyarlarca liralık bir parayı yönetiyor. Ve burada en önemli olan meselelerden biri de kamu. Buraya ön ayak oluyor. Nasıl ön ayak oluyor? Kamudan ihaleler veriliyor. Kızılay ileri 155 yaşındaki kurum olan Kızılay ileri yardım kuruluşu ileri ihaleler veriliyor. Akış Gıda isimli şirketinden AKP'li belediyeler yardım parası alıyor. Kışlaları onun inşaat şirketini inşa ettiriyorlar. İspark AKP döneminde Menzili şirketinden kalıp sabun alıyor. Covid testlerini Menzili şirketlerine yaptırıyorlar. Kızılay'ın sağlıkla alakalı malzeme kan korumasını Menzili'den alıyorlar. Eliniz nereye alsanız, hangi taşı kaldırsanız altından Menzili cemaati çıkıyor. Biz de inadına bunları yazmaya, bunları anlatmaya devam edeceğiz. İstedikleri kadar suç duyurusunda bulasınlar, istedikleri kadar şikayet etsinler, bu kitabı yok edemezler. İsmail Arı gibi birçok gazeteci, özellikle bu dönemin en önemli taşıyıcılarından oldular. Kamuyu haber anlamında ve gerçek bilgi anlamında bilgilendirme, kamuya doğru olanı taşıma adına gerçekten önemli bir görevler üstlendiler. Ve bu gazeteciler, bu yazarlar baktığınızda muktedirin her daim salladığı o sopanın hedefi oldular aslında. Bundan kaynaklı da bu yazarların, bu gazetecilerin haberleri, kitapları, halka ulaştırmaya çalıştıkları o bilgiyi yaymak üzerine biz de onlarla birlikte bir yerde konumlanmış durumdayız. Devam edeceğiz. Biz yaymaya, yayınlamaya, onlar da yazmaya devam edecekler. Çünkü halkın haber alma hakkı var, halkın doğru bilgiye ulaşma hakkı var. Bunu da ancak bizler vasıtasıyla, sizler vasıtasıyla bu mümkün olur. Birçok yayıncı bu ülkede defalarca yayınladığı kitapla, yazarlarıyla ne yazık ki yargılama dahil olmak üzere mahkeme kapılarında her zaman bulundular, oldular. Yazarlarını yitirenler oldu. Yani bu konuda birçok, siz de biliyorsunuz, yazarlara şehit düşenler oldu. Uğur Mumcu da bunlardan birisi. O da Uğur Mumcu da Tekin Yayın Evi'nin yazarlarındandı. Ve biz bu konuda kararlıyız. Yani yılmak yok.